Merhaba arkadaşlar. 1 Mayıs'ta uyguladığımız sosyal bilgiler denemenin sosyal bilgiler soru çözümüyle beraberiz. Birinci soruya baktığımızda, bu görselere ait yeri şekli şekilleri eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır diyor. Birinci görselimiz göl, dolayısıyla denizi gitti. İkinci görselimiz körfez. Karaların içerisine doğru sokulmuş su görüyoruz. Dolayısıyla A da gider. Üçüncü görselimiz akarsu. C de gider. Cevabımız B olarak karşımıza çıkar. İkinci soruya baktığımızda ülkemizdeki bir güne ait hava durumu ve sembolleri gösterilmiş. Hangisine ulaşılabilir diyor. Karadeniz kıyıları parçalı bulutludur. Hayır yağmurlu bakın. Karadeniz kıyıları yağmurludur. Burada zaten Şurada Lejant gibi bilgiler verilmiş. Akdeniz ve Ege kıyılarında hava açıktır. Hayır, az bulutludur. Açık olması için şöyle bir görselin olması gerekiyor. Az bulutludur. Ülkemizde aynı günde farklı hava olayları görülür. Evet, farklı hava olayları görülür. Ege bölgesi az bulutlu. İçeriye doğru çok bulutluk. İşte Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri kar yağışlı. Karadeniz bölgesi yağmur yağışlı gibi Üçüncü soruya baktığımızda ülkemizdeki iklim dağılımını gösteren bir haritamız var. Karadeniz iklimi koyu yeşille gösterilmiş. Karasal iklim biraz daha açık yeşille gösterilmiş. Akdeniz iklimi ise gri renkle gösterilmiş. Hangisine ulaşılamaz diyor. Ülkemizde yayılma alanı en fazla olan iklim Akdeniz iklimidir. Ulaşılmaz diyor. Dikkat edelim. Ülkemizde yayılma alanı en fazla olan iklim Akdeniz iklimidir. Yanlış. Cevabımız Adana. En geniş iklim... Karadeniz iklimi, e, Karasal iklimdir. Burada da gördüğümüz üzere ülkemizin kuzey kıyılarında Karadeniz iklimi görülür. Evet. Ülkemizin iç kesimlerinde karasal iklim görülür. Evet. E, Akdeniz, Ege ve Marmara Denizi kıyılarında Akdeniz iklimi görülür. Burada da olduğu gibi. Evet. Dördüncü soruya baktığımızda Görselleri vermiş, bu görsellerle ilgili bilgi soruyor bize. Görseldeki unsurlarla ilgili, aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. 1. yani Çatal öyük tarihi nesnedir diyor. Şanlıurfa ilinde yer almaktadır yanlış. Bir tarihi mekandır, nesne değildir. Şanlıurfa'da yer almamaktadır. Çatal öyük Konya'da yer almaktadır. Dolayısıyla cevabımız birdir. 2. Van Kalesi Van'da yer alıyor, tarihi eserdir doğru. 3. Muradiye Şelalesi doğal varlıktır. Van ilimizde yer alıyor. 4. Tarihi eser Malabadi Köprüsü e, Diyarbakır'da yer alıyor. Doğru. 5. soruya baktığımızda teknolojinin insan hayatına olumsuz etkileri vardır diyor. Aşağıdan hangisi bu bilgi örnek olarak gösterilemez diyor. Sosyal medya hesaplarını sık sık kontrol eden bir yetişkinin iş yapma veriminin azalması. Evet bu gösterilebilir. Uzun süre televizyon ve bilgisayar karşısında bulunan insanların sağlık sorunları ortaya çıkması, evet fiziki gelişiminde problem olabilir, kamburlaşabilir, bel problemi, göz problemi yaşayabilir demiştik zaten. Sanal ortam üzerinden yürütülen iletişim tarzının yaygınlaşması sonucunda toplumsal bir varlık olan insanın yalnızlaşması ve asosyalleşmesi, evet bu da olabilir. Dünyada her geçen yıl mesafeli alışveriş, yani internet üzerinden, genel ağ üzerinden, yapılan alışverişin sayısının artması bu olumsuz bir durum değildir. Cevabımız bu yüzden denizli. Altıncı soruya baktığımızda sanal ortamda kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılıkla karşılaşmamak için almamız gereken bazı tedbirler vardır. Bu tedbirlere örnek gösterilemez diyor sorumuz. Örnek gösterilemez. A. Güvenliğinden emin olmadığımız sitelerden alışveriş yapılmaması gerekir. Doğru. Bu bir tedbirdir. B. Şifrelerin kolay tahmin edilebilen ardışık harf veya sayılardan oluşturulması. Hayır, oluşturulmaması gerekir. Oluşturulmaması, kolay tahmin edilebilen harflerden veya ardışık sayılardan oluşturulmaması gerekir. Bu yüzden cevabımız B. Sanal ortamda aile fertlerinin adı, doğum yeri gibi kişiler bilgiler paylaşılmamalı. Doğru. Sanal ortamda kimlik numarası veya kredi kartı bilgisi paylaşılmamalı. Doğru. 8. UNICEF ile ilgili bir soru. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu olan UNICEF, dünyadaki çocukların yaklaşık dörtte birinin savaş, kriz ve doğal afetlerin etkilediği ülkelerde yaşadığını açıkladı. Buna göre çocukların eğitim, sağlık, beslenme ve barınma haklarının hangilerinin ihlal edildiği, görmezden gelindiği, bu haklarda problem yaşandığı söylenebilir diyor. Bilgilere bakalım. 535 milyon çocuk sağlık hizmeti ve kaliteli eğitim almıyor. Eğitim ve sağlığı hemen zaten birinci bilgiden yakaladık. Gıdaya erişemiyor, o zaman beslenme ve korunamıyor. 393 milyona yakın çocuk acil desteğe ihtiyaç duyuyor sağlık. Savaş ve çalışma ortamında yaşayan 13 milyondan fazla çocuk eğitimden yoksun, yoksun eğitim hakkı şiddet sebebiyle 50 milyon çocuk yerlerinden edildi. 50 milyon çocuğun yerlerinden edilmesi barınma. Dolayısıyla 3 de verilmiş. 1, 2, 3 denizli olacak. 8. soruya baktığımızda krallıkla yönetilen Lidyalılar diye başlayan bir soru. Bu açıklamada Lidyalılarla ilgili konularından hangileriyle ilgili bilgi edinilebilir? Yani hangisine ulaşılabilir? Krallıkla yönetilen Lidyalılar Parayı icat eden uygarlıktır. Paranın icadı ticari hayatta kullanılan takas değiş tokuş usulüne son vermiştir. Tarihteki ilk ticaret yolu olan kral yolunun bir kısmını inşa etmişlerdir. Lidyalılar kral yolunu yaparak ticaret sayesinde zenginleşmişler. Burada dini inançlarından bahsedilmiş mi? Bahsedilmemiş. Yönetim şekillerinden bahsedilmiş. Krallıkla yönetilen diyor. Ekonomik faaliyetlerinden bahsedilmiş. Çünkü ticaretten bahsediliyor. İp, e, kral yolunu yapmalarından, değiş tokuş usulüne son verimlerinden bahsediliyor. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3, yani Ceyhan olacak. 900 soruya baktığımızda bu bilgilerden nüfusun dağılışını etkileyen faktörler aşağıdaki seçeneklerden hangisi de doğru verilmiştir diyor. Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin kıyısında kurulan Adana, Sakarya nehir kıyısında kurulan Sakarya nüfusu fazla olan illerimizdir. Bakın nehir kıyılarıysa Dolayısıyla burada ne vardı? Şu kaynakları. Hemen Ceyhan ve Denizli'yi eledik. A veya B olacak cevap. Trabzon, Rize ve Giresun'un dağlık kesimlerinde nüfusun seyrek olmasında ormanların fazlalığı, dağlık kesimleri ve ormanların fazlalığı. Dolayısıyla ya yer şekilleri olmalı ya da bitki örtüsü olmalı. Bakalım şıklarda yer şekilleri yok ama bitki örtüsü var. Akdeniz kıyılarındaki teke ve taş ele platoları karstik araziler yani kolay eriyebilen kayalardan oluşan tarıma elverişli olmayan araziler bulunmakta. Demek ki bu da neyle ilgili? Toprağın yapısı ile ilgili cevabımız o yüzden Adana olacak. 10. soruya baktığımızda Einstein ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Einstein'ın ilkokul yıllarından itibaren en belirgin özelliği merak duygusudur. Merak duyan olaylara ve olgulara sürekli sorgulayan bir kişide sahip olması. Einstein hayatının her anında zorluklarla mücadele etmiş, kimi zaman hatalar yaparak başarısız olmuştur. Einstein hayatında hiç hata yapmamış insan yeni bir şey denememiştir sözü bizlere onun yaşam felsefesini yansıtmaktadır. Hangisi söylenemez diyor soruda? Çevresindeki olaylara ilgi duymaktadır. Evet. Onlarla mücadele etmiş. En büyük korkus hata yapmaktır. Hayır. Çünkü hayatına hiç hata yapmamış insan hiçbir şey denememiştir. Sözünden bunu anlıyoruz. Hata yapmaktan korkmuyor. Araştırmacı ve sorgulayıcı bir kişiliğe sahiptir. Evet, zorluklarla mücadele ediyor, sorguluyor. Yeni bilgiler öğrenmek için sürekli çalışmıştır ve merak duygusu vardır. Evet, dolayısıyla cevabımız Bursa olacak.